7 Eylül, 13 Eylül yengeç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yengeç burçlarının evet koşturmalı geçtiğimiz haftalar, çok stresli evraklar, koşturmalı süreçler, yapılan yanlışlar, gereksiz tartışmalar sizi o kadar kasmıştı ki bu hafta biraz daha dingin, biraz daha kendini anlayacağınız ve sakinlik istiyorum ve biraz izin istiyorum ve çok uzun süredir aynı şeyleri yaşamaktan ve izin, yani sanki bir rapor arıp bir iki hafta böyle kafanızı dinleyeceğiniz ve geldikten sonra devam edeyim mi, kalayım mı ya da ortaklığı bitireyim mi dediğimiz bir plan içerisine gireceksiniz. Bence ilk önce bir tatil yapın, bir şarj olun. Çünkü gerçekten çok yorgunsunuz ve hak ettiğiniz başarını kimsenin gözüne çarpmadığı için ve ortaklı yaptığınız işlerde de hep siz emek harcıyorsunuz ve ortağınız hep ön plana çıktığı için biraz daha kendinizi şarj edip radikal kararınızı verdiğinizde siz doğru kararla geri geleceksiniz. Bir de siz herkesle uyum içerisinde gibi gözükseniz de kendi kurallarınızın önüne geçen insanlara acayip reaksiyon gösteriyorsunuz. Ya kendi yönettiğiniz alanı ya da sessiz kalmayı öğrenip sistemi devam ettirmeniz gerekiyor. Çünkü içinizde böbürlenip böbürlenip ben hep her şeyi yapan benim, kimse beni önemsemiyor dediğiniz için bu tavrı veriyorum. Bir de şöyle demişim. Uzak bir ülke ya da beklediğiniz bir şehir değişikliği ve evranız varsa bununla ilgili biraz daha vakit var ama sonuç sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Bence gereksizce kendinizi üzüp hani ben gitmek istediğim noktaya gidemiyorum, ben olmasını istediğim bir kapının olmayacak diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, hayırlı olacak diyebilirim. Özellikle de evinizi, küçük bir evi büyütme ya da küçük bahçeli bir ev alma, yani müstakil bir ev alma niyeti olan yengeçlerde aile desteğiniz ya da kenardaki satılması gereken bir malla birlikte bu kararı vereceksiniz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ve özellikle yüksek lisans ya da eğitimle ilgili kendinizi yenilemek istediğiniz noktalar varsa kurs ya da bu tarz eğitimler, online sisteminde eğitimler alacaksınız. Bu da size iyi gelecek diye söyleyebilirim. Anne ya da abla rahatsızlığınız gündemde olabilir. Bununla ilgili ufak bir operasyon sonu aydınlık olarak gözükse de siz böyle endişe yapacaksınız, panikleyeceksiniz. Hiç paniklemenizi istemiyorum. Herkes sağ salim hastanesinde ya da hastaysa da iyileşmiş olacak diyebilirim. İlişkiler konusunda da aslında yengeçlere şey demişim, uzun süredir yalnız olanlarda güzel değişecek bir hafta, evli olanlarda evlilikle radikal bir sağlamlık kararı ve uzun süredir boşanmak isteyen yengeç burçlarında mahkeme yolları ve istediğiniz paraya da hak ettiğiniz evle ilgili büyük bir sevinç yaşayacaksınız ve çocuklar da sizin enerjinizde kalacak, korkmanıza gerek yok diyorum. Sadece avukat olan, yani hakim, savcı, devlet alanında yasayla uğraşan bazı yengeçlerde kendi yerinizi kurma ya da savcılık ya da hakimlik bir sınavınız varsa bununla ilgili eğer adaptasyonunuzu toparlarsanız çok güzel bir başarı ve aydınlık olacağınızı, özellikle sağlıkla ilgili ilgilenen ve kendi kariyerinizle alakalı estetik alanı açmak isteyen bazı doktorlarımız varsa da, estetik doktorları dinliyorsanız tabii ki, yeriniz açın, çok büyük bir başarı ve markalaşma yaşayacaksınız. Hiç endişe etmeyin diyorum. İşsiz olan yengeçlere güzel değişecek, güzel olumluluklar var ve ailede güzel bir para desteğiniz söz konusu olacak. Sizin de şey demişim, belki uzun süredir hep hayal ettiğiniz evinize kavuşma, şimdiden eviniz huzurlu ve bereketli olsun, evinizde sevinç ve mutluluk gözyaşı dökülsün isterim. Baba sağlığı ön planda olabilir bazı yengeçlere. Kalp ve damar problemi, babanızla alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve erkek çocuğu olan yengeç burçlarına demişim ki hayal ettiğiniz bir araç varsa bu kapınıza gelecek ve hayırlı olacak diyorum. Evet, beklenmedik bir geçmişte hesaplaşma haftanız var. Yani asla gelmez dediğiniz kişi sizin kapınızda özür dileyecek ve ağzınız açık kalacak değerli yengeç burçları. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Bir de ailenizde bir evrak, miraslı evrak ve bununla ilgili de büyük bir kutlama olacak. Yükselen ve ay burcunuzu dinliyorsunuz. Sevgide kalın.